Bakalım 1 artı kök içinde 2 çarpı sinüs teta bölü kosinüs 2 teta'nın teta eksi pi bölü 4'e giderken limitini bulabilecek miyiz? Ve her zaman olduğu gibi soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışmanızı rica ediyorum. Peki, başlayalım mı? Öncelikle bunun teta eksi pi bölü 4'e giderken limit 1 artı kök içinde 2 çarpı sinüs teta bölü teta eksi pi bölü 4'e giderken limit kosinüs 2 teta ile aynı şey olduğunu söylemek istiyorum. Bu iki ifadenin de eğer grafiklerini çizecek olursak y eşittir 1 artı kök 2 çarpı sinüs teta ya da y eşittir kosinüs 2 teta'nın özellikle de teta eşittir eksi pi bölü 4'te sürekli fonksiyonlar olduklarını görebiliriz. Bu yüzden de yerine koyma yöntemi ile bu limiti teta yerine eksi pi bölü 4 koyarak evet değerlendirebiliriz. Hemen yazalım. 1 artı kök içinde 2 çarpı sinüs eksi pi bölü 4 bölü kosinüs 2 çarpı eksi pi bölü 4. Eksi pi bölü 4'ün sinüsü eksi kök 2 bölü 2 olduğu için bu arada bu açıların radyan türünden olduklarını varsayıyoruz. Eğer derece olsalardı bu eksi 45 derecelik bir açı olurdu. Her neyse bu bilmenizde fayda olan trigonometrik özdeşliklerden biridir. Baştan yazarsam 1 artı kök 2 çarpı eksi kare kök içinde 2 bölü 2. Buradan eksi 1 gelir ve pay kısmında 1 eksi 1 elde ederiz. Bu da kosinüs eksi pi bölü 2 eder ve eksi pi bölü 2'nin kosinüsü de eksi pi bölü 2 derece türünden eksi 90 dereceye eşittir ve evet eksi 90 derecenin kosinüsü de 0'dır. Gördüğünüz gibi 0 bölü 0 elde ettik. Sıfır olmayan bir değer bölü sıfır elde etseydik bunun tanımsız olduğunu söyleyecektik. Ama bu buradaki belirsiz ifade yüzünden limitin olmadığı anlamına gelmez. Ve bize bildiğimiz şeyleri kullanarak yani bu ifadeyle oynayarak teta eşittir eksi pi bölü dörtte tanımlı ya da belirsiz bir ifade elde etmeyeceğimiz bir hale getirebileceğimizin ipucunu da verir. O halde Hadi oynamaya başlayalım. Elimizde 1 artı karekök içinde 2 çarpı sinüs teta bölü kosinüs 2 teta var. Ve ben buradaki kosinüs 2 teta ile bir şey yapabileceğimi düşünüyorum. Kosinüs 2 teta içeren trigonometrik özdeşlikleri bir hatırlayalım. Kosinüs 2 teta'nın Kosinüs kare teta eksi sinüs kare teta'ya. Bunun 1 eksi 2 sinüs kare teta'ya. Devam ediyorum. Bunun da 2 kosinüs kare teta eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bundan buna Pisagor teoremini kullanarak geçebilirsiniz. İspatını Khan Akademi'nin daha önceki videolarında yapmıştık. Oradan da araştırabilirsiniz. Peki bu ifadelerden herhangi biri işe yarar mı? Ne dersiniz? Evet, evet. Her biri iki kare farkı olduğu için ortaya ilgi çekici çarpanlar çıkabilir. Unutmayın. bizi buradaki 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtaracak bir şey elde etmeye çalışıyoruz. Ve eğer bunların birinden 1 bir artı karekök 2 çarpı sinüs teta içeren bir çarpan elde edebilirsem, bu soruyu istediğim şekilde çözebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bir bakalım. Buradaki ifadeyi çarpanlar 1 artı karekök içinde 2 çarpı sinüs teta ve 1 eksi karekök içinde 2 çarpı sinüs teta olarak ayırabilirim değil mi? Evet bunu kullanalım ve kosinüs 2 teta yerine 1 eksi 2 sinüs kare teta'nın çarpanlarını yazalım. Bunun a kare eksi b kare olduğunu düşüneceğiz ve çarpanları olan 1 artı kare kök 2 çarpı sinüs teta ve 1 eksi kare kök 2 çarpı sinüs teta'yı buraya kosinüs 2 teta'nın yerine yazacağız. Bununla bu birbirini götürecek ve ifade farklı bir renk kullanıvereyim. Evet Et eşittir Pay 1 olacak. Paydada da 1 eksi karekök içinde 2 çarpı sinüs teta kalacak. Bu ifadelerin gerçekten eşit olmalarını istiyorsak evet bunların eğer fonksiyon tanımları olduklarını düşünürsek, aynı tanım kümesine sahip olmaları gerekir. Bunun teta eşittir eksi pi bölü 4'te tanımlı olmadığını biliyoruz. Az önce de söylediğim gibi, bu ifadeler eğer eş değer ifadeler olacaklarsa, tetanın, burada da eksi pi bölü 4'e eşit olmaması lazım. Bu eksi pi bölü 4 etrafındaki açık bir aralıkta gerçekleşiyor olmalı. Eğer bu ifade için kesin bir şey söylemek gerekirse de bunun eksi 1 virgül 1 açık aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu işe yarar çünkü pi bölü 4 değeriyle 0 bölü 0 elde ediyorduk. Eksi pi bölü 4 paydayı 0 yapıyor ama payda 1 eksi 1'den 0 geliyor. Sanırım bu açık açık aralıkla sınırlı olduğumuzu varsayabiliriz. Zaten limit de bu aralıktaki bir değere yaklaşıyor. Elimden geldiği kadar kesin konuşmaya çalışıyorum çünkü bunu anlamanız benim için önemli. Bu soru bir sınavda karşınıza çıkarsa bu kadar ince eleyip sık dokumanıza gerek yok tabii ama bu uyarılarımı lütfen şu anda ciddiye alın. Evet sıra geldi elde ettiğimiz ifadenin limiti hakkında konuşmaya devam etmeye. Teta eksi pi bölü 4'e giderken 1 bölü 1 eksi kare kök 2 çarpı sinüs teta'nın limiti. Bu aralık da hatta bir saniye aralığı hesaba katmamıza gerek yok. Bu ifade teta eşittir eksi pi bölü 4'te tanımlı ve sürekli olduğu için eşittir 1 bölü 1 eksi kare kök 2 çarpı sinüs eksi pi bölü 4 yazabilirim. Eksi pi bölü 4'ün sinüsünün eksi kök 2 bölü 2'ye eşit olduğunu az önce görmüştük. Eşittir 1 bölü 1 eksi eksi kök 2 çarpı kök 2 eksi 2 eder. Eksi 2 bölü 2 eksi 1 ve 1 eksi eksi 1 de 1 artı 1'den 2'ye eşittir. Böylece sonuç 1 bölü 2 olur. Yalnız bu ifadenin bu ifadeyle aynı şey olmadığının altını bir kere daha çizmek istiyorum. Eksi pi bölü 4 hariç bu açık aralıktaki tetalar için aynılar. Ama eksi pi bölü 4 de bu tanımlı iken bu tanımlı değil. Ama daha önce de gördüğümüz gibi eğer orijinal olanın tanımlı olmadığı değer hariç diğer tüm değerlerde orijinal fonksiyona eşit bir ifade ya da fonksiyon bulabilirsek tabi bulduğumuz fonksiyon ya da ifadenin o değerde tanımlı ve sürekli olması gerekir. Evet eğer bu koşulu sağlayabilirsek bu iki fonksiyonun limitleri de eşit olur. Yani eğer bunun limiti 1 bölü 2 ise bunun limiti de 1 bölü 2'dir. Tüm bunları çok fazla kafaya takmadan limiti burada bulduğumuz ifadede teta yerine eksi pi bölü 4'ü koyarak bulabiliriz. Ama bu ifadeyle bunun aynı olmadıklarını anlamanız benim için çok ama çok önemli. Yine de şu şekilde yazayım. Eğer elimizde iki tane fonksiyon varsa diyelim f ve g g fonksiyonları evet tüm x değerlerinde ya da ya da a dışındaki tüm x değerlerinde eşitlerse ve f a'da sürekli ise x a'ya giderken f'in limiti ile x a'ya giderken g'nin limiti birbirine eşit olur. Evet bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Bugün ise farklı bir örnek daha gördük ve cevabı da 1 bölü 2 olarak bulduk.